Selam. Bu videoda sizlere, Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Memduhü'nün 1960'lı yıllarda sinemaya bakışını anlatan bir röportaja yer veriyoruz. Memduhün tıp fakültesinde okuduğu yıllarda, Beşiktaş takımında futbolda oynuyordu. Ama maçtan çok, sinemaya gidermiş. Hele Jackie Coogan'ın filmlerini hiç kaçırmazmış spor ve sinemaya duyduğu ilgiden dolayı, 4 yıl sonra fakülteyi yarıda bırakmış. Hayata atıldığı ilk yıllarda, çeşitli memurluklara girip çıkmış. Kendisi gibi sinemayı seven bir fakülte arkadaşının ısrarıyla, o zamanlar, yeni kurulan Erman filmin ilk filmi olan Damga'da, Turhan Ün adıyla, aktörlüğü denemiş. Sonra çeşitli filmlerde, karakter rollerine çıkmış, birkaçında da başrol oynamış. Fakat aktörlük onu sıkmış. Kek dileği rejisör olmakmış. Beş yıl sonra, filmciliğe girmesine sebep olan doktor arkadaşıyla birleşip, Yakut Film Şirketi'ni kurmuşlar. Fakat şirket fazla verimli olamamış. Pars filmin teklifini kabul ederek, 1955 yılında, Muhterem Nur, Eşref Kolçak ve Nimet Alp'te oynamış. Aynı zamanda da filmin senaryosunu yazıp montajını ve reisörlüğünü yapmış. Bütün bunlara karşılık 1500 lira almış. Rejisörlüğünün ilk yılları için daha çok oyalayıcı tecrübe filmleriyle geçti diye bahsediyor. 1958 yılında üç arkadaş filmiyle beklenmedik bir çıkış yaptı. Şu arkadaş gerçekten başarılı bir kordalaydı. Memduh Ün, Ayşecik, Ateşten Damla, Mahallenin Sevgilisi, Kırık Çanaklar, Ölüm Peşimizde, Boş Yuva gibi çoğu orta seviyeyi aşan filmler meydana getirdi. Memduh ele aldığı konularda, hep küçük insanların hayatlarıyla ilgilenmiş, onların problemleri üzerinde durmuştur. Öneküler, Vitoria De Sica gibi reisörlerin filmlerinde, bu konuları çok işlediklerini söylüyor üzerine en fazla düştüğü filmi, Ateşten Damla. Bu filmde, Kurtuluş Savaşı, gerçekçi bir tutumla işlenmiştir. Bir filmi 22 günde tamamlayabilirim, fakat asıl gerekli zaman 45 gündür diyor. En iyi filmlerini, her zaman, 45 günde meydana getirmiş. Memduh Ün, oyunculardan çok şikayetçi. Bazen, onların nazından öyle usanıyormuş ki, sete geldiğinde canı çalışmak istemiyormuş. Ne kadar tutulursa tutulsun, iyi bir oyuncunun, ancak iyi bir iş ile başarı kazanabileceğine inanıyor. Memduhün, komşu memleketlerin filmcilikte bizden çok ileri olduğu inancında. Bu kadar film yapmamıza rağmen, dünya sinemasında adımızı henüz duyuramadık diyor bu defa programsız bir yıla girdiğini söyleyen rejisör, bu aylarda Yunanlılarla bir koprodüksiyon yapma ihtimalimiz var diyor. Yakında Pars film için, Kısmet'in En Güzeli adlı bir film yapacakmış. Fikret Hakan ve Fatma Girik, bu filmin baş oyuncuları. Göksel Film Şirketi hesabına çevirdi, Akasyalar Açarken'i ise, kısa bir zaman önce bitirmiş. O arada, stüdyolarımız yetersiz diyen rejisör, lokalde çalışma zorluklarından söz etti. Bizdeki sinema dedi, film maliyetini kurtarmadığı için, prodüktörler yeni çevrilecek filmler konusunda düşünceliymişler. Memduh'ün, aynı zamanda Ur filminde sahibi. Kendi adına çevirdiği filmler, Ölüm Peşimizde, Mahallenin Sevgilisi ve Avare Mustafa. Halit Refi, Ertem Göreç, Ülkü Erakal'ın gibi genç reisörler, onun asistanlığından yetişmişler. Bir sinema eserinde, kalıcılığın her devrin seyircisine hitap etmekte mümkün olacağını söyleyen Memduh Gün, Şarlon'un bütün filmlerinde bunun belli olduğunu, örnek olarak gösteriyor. Devir ne olursa olsun, o, insanların, her yönünü daima aynı dikkatle yakalayabilmiş. Vittorio De Sica ve Lucino Visconti, beğendiği sinemacılar. Bu mevsim seyrettiği Rocco kardeşlerin, uzun zaman tesirinde kalmış. Memduh Ün, foto direktörü olarak, bizden Turgut töreni çok takdir ediyor. Bu yazı, Ses Dergisi'nin 23 Haziran 1962 tarihli sayısından alınmıştır. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.